Merhaba, hoş Merhaba, geldiniz. Merhaba Sema, hoş bulduk. Ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Bakayım şu Ayça İspanyol kadınlarının. Sizin rengarenkleriniz. Ay teşekkür ederim. Sağ ol canım, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi valla, ne olsun. Haberler sende. Kaplanlar. Ben de mavi. Runner'ın uyumu zaten olmuş. Haber aldım, ona göre yaptım. Ne diyorsun? Tabii ki. Masa dedim sizinle beraber. Oh, güzel olmuş masa. Eline sağlık. Senin herhalde hoş bunlar. Hoş geldiniz. Evet. Süper. Seviyorum sofra düzenini. Çok güzel. Evet, yemekler nasıl, yetişti mi? Yetişti. Gerçekten ne oldu? Yetişti ama. Ama? Gelecek tepkileri, bana karşı zırhları. Merak ediyorsun. Düşünerek. Tabii. Aha da geldiler. Gelecek olan tepkiler geldiler. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Çok güzelsiniz. Merhaba, sizler çok de. Çok teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldin Barış. Merhaba. Salim, hoş geldin. Ne güzelmiş kazar rengi. Wow. Merhaba Berma, Tülay. Nasılsınız? İyi, sizi çok sormam. Çok şıksınız. Valla ben de aynı şeyi sizin için söyleyecektim. Özellikle Bermal için. Her gün ayrı bir şıklık. Çok hoşmuş. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız arkadaşlar? İyi. Sema Hanım, siz nasılsınız? Nasıl ben geçti gününüz? Güzel geçti. Tatlı yorgunluk, tatlı telaş. Tatlı. Darısı başınıza inşallah sayenizde. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Değil mi? Evet, bir de masasına bakın. Kaplanlar, vahşi doğa var masada. Kişiliğimi biraz yansıtayım dedim. Sen vahşi misin? Tepkilerden. Aslan Burcu. Aslan mısın? Ha. Ben ikizler diye düşünmüştüm iki gündür ama. Neden mi? Neden ikizler oldu? Acaba neden? Ben anladım. Ama yükselenim ikizler, oradan tutuyoruz. Şuraya, bir yerde bir ikizler var diyorsun. Tabii. Şuraya kaplan yerine şöyle sinsi bir yılan koysaydınız. Yok, o bence yok. Keşke şu aslanı iki gün önce kaplanı gösterseydiniz de o içinizdeki son kendi gününüze bırakmasaydınız. Onu siz gösterdiniz. Yani. Ve geri bırakmadınız. Ve yarışmacılar tabii ki yine hızlı bir giriş yaptılar. Neyse, ama ben buraya kalpler bıraktım. Bak kalpler var, siyah kalp ama kalp yani. Kalp yani. Güzel olmuş yani. Bu masası. Şişim aşk olsun, niye Barış'ın oraya üç tane koyup, Barış Bey'in oraya üç tane koyup bana iki tane koydun? Bana kalbim lazım mı? Kalbim daha kalbim ya Barış Bey'in. Tamam, dört tane okey. Bu nükteden espriler, iğneleyici eleştiriler sonrasında. Yetiştirebildiniz mi yemeklerinizi? Yetiştirdim, çok şükür. Peki, beğendiniz mi masayı? Hani masa şıktır. Bence de şık, güzel değil mi? Çift servis açılmış. Evet. Tabaklarınıza falan da bakın. Yok. Yani. Her şey yerli yerinde, doğruysa, düzgünse, bir şey de yoksa. Köz patlıcan çorbasıdır. Değil evet. mi? Güzel bir çorbadır. Rica edebilir miyim öncesinde? Tabii, hemen getireyim. Rica et. Masa düzeni zaten yanlıştı. Kaşıkları falan dıştan içe doğru olması lazım, içten dışa. Normalde böyle şeylere belki dikkat etmeyiz ama bu bir yemekteyiz programı olduğu için böyle şeylere dikkat ettik. O yüzden problem neydi? Masa düzenini beğendim ama kaplanı ranırı anlamsız buldum. Kendisini temsil ettiği için kendisini kaplanla alakası yok. Aslan Burcu olduğunuz de bence fare Burcu ya da yılan Burcu. Öyle düşünüyorum. Savunamadı bile kendisini. Ranırla ne alaka kendisi? Ne haber Tülay, dinlendin mi? İyiyim, dinlendim. Birazcık böyle kendime geldim. Daha çok mutluydun böyle... dün. Dün mutlu ya. Muydum? Aslında... Allah mutluydun. Şöyle mutlu. Güzel eleştiriler geldikçe, bir de güzel puanlar gelince. Şey söyleyeceğim yani, yanlış anlamayın ama zaten de mutlu olması gerekiyor. Çorbadan çıkan vesaireki aksiliklerden sonra alınan puandan ötürü evet mutlu olmanız gerekiyor. Bekliyor muydun o yedileri? Bekliyordum. 7-8 bekliyordum çünkü lezzetini beğendiler. Bermel Hanım olsun. Barış yani, biraz ortada yani... kaldı. Yani ona rağmen... Hak veriyorum, ona yani, hak veriyorum. Bir şey söyleyeceğim, sadece bunu merak ettiğim için soruyorum. Dünkü masa farklı bir yarışmacının olsaydı siz o puanı verir miydiniz? Kesinlikle. Ama burada ekmek kırıntısına kadar laf edensiz, işte evet. Çorbada çıkan şeyler... Bakın ama o benimle alakalı olan bir şeydi. Etiniz bile terk edilmiş. Bir de Emel Hanım, hayırdır bugün dilini deseniz... Zaten bir hiç konuşmuyor. Diliniz açılmış mı diyorum? Çok teker teker derdinizi anlatırsanız... Önce bir Bermel tamamlasın. Yani ben hak doğru... ettiğin, hayır ben tabii ki hak de doğru değilim. Hak ettiğin zaman bugün neden? Ben bunu değil yani birinden 7 puan bence yerinde bir puan değildi. Ben bunu kesinlikle ol ya. Çünkü masa 7 puanı hak etmedi. Siz benim puanımı neden eleştiriyorsunuz? Ben sizin puanınızı değil, ben sizin adaletinizi ya da ben çok adaletliyim, çok biliyorum, çok konuşuyorum diyorsunuz. Ben adalet... Sizin gerçekten vicdanınız rahat mı dünkü verdiğiniz vicdan dolayı? Çok rahat tabii ki de. Çok rahat. Siz bence kendi menünüzden... Hiçbir problem yok. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Siz kendi menünüzden acaba yetiştiremeyeceğinizden falan korkup da... Bana verilen puanlardan mı bitirsiniz? Yetiştiremediğim takdirde tabii ki de gerekli olmaz. Ben benim günüm geldi. Teker teker.
günümü konuşalım. Sizde bir korku var, ben benim aldım onu. Benim günüm geldiğinde benim günümü konuşalım. Ben öyle bir korku sevdim. Ben adalet sistemiyle alakalı yani hanımefendinin, beyefendinin... Birinci olmamdan mı korktunuz olabileceğimden? Ben niye sizin birinci olmanızdan korktum? Şu an için en yüksek puanı sen aldın, evet. Tabii hayır, ki o finalistlerden bir tanesi sayılısı şu ana kadar. Benim bir korkum çünkü dün, yok hayır, çünkü dün kendime, tepkiyi vermediniz Berber menüme, Hanım. Çünkü dün artık o kadar bugün karnı çorman hanımefendi... Bugün düşünüp de mi acaba biraz böyle düşündünüz? Tabii ki de düşündüm yani. Bence gidip evde biraz düşünmüş gelmiş. Tabii ki de düşündüm. Evet. Niye düşündün hangi acaba? Hangi kafayla yediği verdiler diye düşündüm yani. Vallahi birbirlerini yiyecekler. Sanki sofrada yemeğe yemeğe gelmemişler. Hepsi gardını takınıp gelmişler. Hepsini eleştiriyorlar. Hepsini, her şeyi döküyorlar. Sanki bugün cuma da hepsi yayılmış. Hepsi her şeyi anlatıyor. Hınca hınç. Bugün birbirlerini yiyecekler bence. Ki bunu düşünmek de benim en temel aklım. Neden benim yedim size bu kadar çok dert oldu? Sizin kafanızda mı? Benim yedim neden dert oldu? Herkes altıda dağıtıyorsunuz. Herkes altı değil. Söylediğim bir puanlama sistemi var. Evet. Ya da beş. Bugün bir puanlama sistemi sen var. Sen oturdun ki. Çorbanın karşısında bir rakam. Herhalde ya. Yani arkadaşlar yiyecek. Ama benim belli bir rakamı getirtiyor. Beğendiklerimi ona göre topluyorum, ona göre de veriyorum. Keşke siz de bu puanlamayı bu şekilde önceden hazırlayıp neden yedi verdiler? Beğenmediniz ya o puanı. Ben size söyleyeyim. Ben bilmiyorum. Ben size söyleyeyim. Ben işte onu soruyordum adam, beyefendi. Bir saniye. Önce bir soruların cevaplarını alalım muhataplarından. Aynen, sizce Berber Hanım, size göre. Ha, şimdi bana Berber neden yedi verdiler? İşte ben de onu soruyorum beyefendi. Evet, cevabını beyefendi alalım. Yedi verenlerden biri Sema'ydı, biri de Salim'di. Evet, Salim. Hadi Sema'yı şimdi diyorum. Bugüne geldiğinde şöyle bir bütün... Bugün ne çarşamba? Şöyle bir düşün bakalım. Hani bugüne kadar verdin, sen hep 7 verdin zaten. Kimseye de daha aşağısını vermedin galiba. Yok. Zaten 2 gündür. Evet. Yani geldiğin, uyandığın zaman acaba kırabilir miydim o kıldan falan filan diye düşündün mü hiç? Aslında kıl çıktığı için haklı olabilir Bermel Hanım. Yani ben şöyle bir şey var. Başında da zaten işkembe çorbasını gördükten sonra bir şoka uğradım zaten. Kelle paçayı gördükten sonra. O ayrı zaten... onu konuşmuyoruz. Ve onun dışında zaten onu hafızamdan silmek mesela, istediğim hadi için... Hadi konuşalım sen açtı. Mesela seni kötü hatıralarında olan bir çorba. Üstelik de kötü hatıralarına daha da kötüler eklendi. Ama açıkçası, lezzetini beğendiniz. Lezzetini beğenmedi. Ama mesela ondan da belki kırabilirdin. Kırmadın ama herhalde. Evet ya, aslında zaten çorbayı hiç beğenmedim. Tamamen yani aslında oradan dolayı unuttum gitti. Çünkü onu hiç düşünmek istemedim yani. Ama pişmansınız verdiniz falan. Yani 6 verebilirdim. Yani 7 verdim, 6 verebilirdim. Barış'a da Sema belki 6 verebilirdim dedi. Ben dün verdiğim 7 puandan pişman değilim. Salim Bey gününü oynuyor, o yüzden pişman olmuyor. Her yaptığı şeyden. Peki sizce çorbadan ve ara sıcaktan sizce kaç puan kırılır bir puan verirken, puanlama yaparken? Sadece ara sıcaktan da değil, ben etinizi de beğenmediğimi dile getiriyorum. Çorbadan sizin kıracağınız puan mesela bir çorbayı hiç beğenmediniz. Hanımefendi, bir başkasının çorbasında kıl, tüy bir şey çıksaydı yani sizin masada verebileceğiniz tepki zaten ortadaydı. Neyi konuşuyoruz? Kendinizden yolup çık. Peki çorbadan siz kaç puan kırdınız? Ben genel anlamda genel puanlamamı söylüyorum. Ana yemeğe 3 veriyorum, geri kalanlara 1 veriyorum. Sizin sorduğum sorulara cevap veremiyorsunuz o zaman. 1 puan değil mi? Evet. Tamam, çorbadan 1 puan kırmadınız. Ama ara sıcağım beğendi. Şimdi siz onun puanını sorguluyorsunuz. Soru, beğendi, dolmayı var. Bir saniye, yani. Berman Hanım, siz 7 verdiğim, Salim Bey'in verdiği 7 puanı sorguluyorsunuz ya. Çorbadan kırdığı puan 1. Tamam. Siz diyorsunuz ki 7 puan vermesi yanlış. Evet. Çorbadan kırılan puan 1. Evet. Ara sıcağım beğendi. Tamam. Tamam, ondan puan kırmadı. Tabaklarını, ana yemeğimi de beğendi. Salatalarınızın, işte geldi. Bir saniye, ana yemeğimi de beğendi, ona da puan verdi. Tabağınızın kiri. Sizin evet. Porsiyonun kiri mi? Ben bizzat gösterdim hangi, size. Hangi? Dışarına tartışmışlar diyorsun. Dıştaki kirler, daha Belen sonra porsiyonlamanızdaki pişirikler, illa birinin bana denk gelip ona gelmemesi midir yani? Bu tabak evet. Ona da denk gelebilirdi, bana da denk gelebilirdi. Belki bir şey söyleyeceğim, burada ben izlerken görüyordum. Bir kişinin tabağından bir şey çıkıyordu, öbürlerinden çıkıyordu. Sizin tabağınıza göre mi puan versin? Hayır, herkesten işte o tabak ona da denk gelebilirdi. Yani gelmedi aynı tencerede pişti. İşte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Geldi, genel bir yargı siz üzerinde konuşulması gerekiyor. Berman Hanım, size denk geldiği için, siz o puanı kırdığınız için bana 6 verdiniz ama ona denk gelmedi. O yüzden o da kırmadım. İşte diyor ki kırmak istiyordum aslında, unuttum. İstiyordum çorbayı demedi. Tamamen yok ettiğim için verebilirdim aklıma dedim. Için sadece 6 da verebilirdim dedim. Unuttum demedi mi demin arkadaşımız? Unuttum demedi. Yani puanı unuttum demedim. Herhalde çorbayı sizde bir hafıza problemi var bence. Kırmak sadece bağırırsan biri dinlemezsen anlayamazsın, istediğini unuttum de duyamazsın. Demin söylemedi mi? Çok bağırarak da üstü çıkmaya çalışma. Bağırıyor yeter artık. Bağırıyor da çığırıyor gibi geldi.